Arkadaşlar, hoş geldiniz. Google Sheets ile çalışmaya hemen başlayalım. Bugünkü konumuz, yani ilk konumuz Concatenate. Concatenate'den bahsederken şunu hatırlamamız gerekiyor. Birden fazla veriyi veyahut da birden fazla hücrenin içindeki bilgiyi ve formülü acaba nasıl birleştirebilirim? Olay bu. Şimdi bunu yapmak için de normalde bir tane formülümüz var. Yine bahsettiğim gibi ismi Concatenate. Tabii burada şunu söylemem lazım. Ben Türkçe Google Sheets kullanmıyorum veyahut da Türkçe ürün kullanmıyorum. Sizin de kullanmamanızı istiyorum açıkçası. Çünkü internetten bir şeylere bakarken Türkçe arattığınızda çok az kaynak bulabiliyorsunuz. Ama bunun İngilizcesi ne deyip translator'dan bulup daha sonra aratsanız bile çok daha fazla kaynağa ulaşabilirsiniz. Özellikle kanalda yazılımla ilgili birçok konudan da bahsedeceğim için her şeyi de İngilizce olarak tutmaya özen gösteriyorum. Çünkü normalde zaten bilgisayarım bu şekilde kurulu. Siz de buna özen göstermeye çalışın. Şimdi ilk formülümüze bakalım. İlk formülümüzü eşittir ile birlikte concatenate diye hemen yapıyorum. Ve iki tane hücreyi birleştirecektim. Birinci hücre bu. Virgüle basıyorum. Sonra da ikinci hücreyi seçiyorum ve enter'a basıyorum. İkisi birden geldi ama şöyle bir sorun var. Dikkatli bakacak olursanız. Birincisiyle birlikte hiç boşluk gelmedi. Yani ekranda hiç boşluk göremiyorum. Peki nasıl olacak da ben aralarına boşluk ekleyebileceğim? Aralarına boşluk ekleyebilmek için tekrar enter'a basıyorum ve virgül yapıyorum ve diyorum ki araya geldikten sonra bir tane çift tırnak olsun. Ve tekrar enter'a bastığımda yine boşluksuz olarak geldiğini göreceksiniz. Çünkü sadece çift tırnak yapmak yetmiyor. Çift tırnak aslında string, yani metinsel bir ifade anlamına geliyor ama bir tane boşluk bırakmam lazım. Ve enter tuşuna basıyorum. Bu sefer aralarında boşluk oldu. Fakat bu benim için yine yeterli değil. Çünkü bayağı bir formül yazdım. Bunun daha kısa bir yolu olması gerekiyor. Daha kısa yolu ise end. End tuşuna basacak olursak, yani şu tuşa basacak olursak aslında birleştirme işlemi yapabiliyoruz. Peki nasıl olacak? Yine bir formül açıyorum. Formül açtıktan sonra diyorum ki A2 ve end işaretine basıyorum. Daha doğrusu A3 olsun. A3, end ve diyorum ki B3. Enter'a bastım. Yine aynı şekilde oldu ve yine içerisinde boşluk yok. Peki boşluk nasıl yapabilirim? Boşluk yapmak için de bu sefer yine bir tane end diyorum ve arasına gelip yine bir tane boşluk oluşturum. Bu sefer gördüğünüz gibi artık virgül kullanmama da gerek kalmadı. Birçok şeyi kullanmama gerek kalmadı. Bu yöntemle daha kolay bir şekilde işlem yapabiliyoruz. Peki formül olsaydı ne olacaktı? Mesela şöyle yapalım. Bu isimlerin, yani ilk isimlerin ilk harflerini alalım ve yine aynı şekilde iki formülle birden kullanmaya çalışalım. Concatenate ile birlikte diyelim ki left ve soldan al. Neyi soldan al? İşte first name'i, yani A2'deki veriyi soldan al diyelim ve kaç karakter? Bir karakter alsın. Daha sonra bir tane nokta koysun, yani H nokta olsun. Bir boşluk bıraksın. Ondan sonra da bir virgül. Daha sonradan da soy ismi alalım, yani B2'yi alalım. Enter tuşuna basalım. H nokta Yalçınkaya. Aynı işi yapmaya çalışalım. Bu sefer şuradaki bilgiyi ben yine elle yazayım. Eşittir. Diyelim ki left ile birlikte neyi alacaktık? A3'teki bilgiyi alacağız. Ve A3'teki bilgiyi aldıktan sonra da bir tanesini alacağız. Daha sonra da end diyorum ve tırnak veriyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Tabii şuraya bir tane nokta yazmam lazımdı. Çünkü Lorem'in L'si nokta. Ondan sonra bir tane boşluk ve tekrar end diyorum. Ve end dedikten sonra da bu sefer B3'teki bilgiyi alıyorum ve enter tuşuna basıyorum. İkisi birbirine çok benziyor ama aradaki farka bakacak olursanız end daha kolay ve end de daha fazla işlem yapabiliyorum. O yüzden ben end kullanmayı çok seviyorum. Geçenlerde bir tanesinin halen concatenate'i kullandığını gördüm. Sonra dedim ki ya niye bunu kullanıyor ki? Bununla ilgili söyleyeyim mi bir şey? Söylemedim. Videoya bıraktım. O yüzden videoyu da arkadaşla siz paylaşırsınız. Tabii ismi çok önemli değil. Bence insanlarla paylaşmanız gerekiyor bu tarz videoları. Çünkü dediğim gibi Google Sheets gerçekten çok güzel bir ürün ve bu ürünle ilgili çok değişik videolar çekmeyi planlıyorum. Umarım seversiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tabii ki like, mic bir şeyler yapmayı unutmayın. Aynı zamanda da yine yorumlar kısmında Trello board'umu göreceksiniz. Orada yine
Yani yapacağımız çalışmalarla ilgili birçok bilgi yer alacak. Nelerin olacağını görebileceksiniz. Yine buradaki general kısmından linkleri koyacağım ve bu sayfaya ulaşabileceksiniz. Bu sayfaya ulaşırken de "Aa, şu konular varmış, bu benim hoşuma gitti, bunlara bir bakayım" diyebileceksiniz. Böyle bir liste olacak burada. Bayağı güzel bir liste olacağını düşünüyorum. O yüzden de bir sonraki videoda görüşürüz.